Lefke 16 Ağustos stadında Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Lefke Mausa Türk Gücü'yü konuk ediyor. Lige istediği gibi başlayamayan son 2 yılın şampiyonu Mausa Türk Gücü Karadağ'da maça hızlı başladı. Sol tarafta Uğur. Uğur rakibinden güzel bir hareketle sıyrıldı. Yaptı orta. Kossi ceza alanı içerisinde 11. dakikada deplasmanda Sarı Yeşilli ekibi 1-0 öne geçiriyor. İzliyorsunuz Uğur'un klas hareketleri. Yaptı orta. Kossi sadece kafayı koyuyor ve topu ağlara göndererek skoru 1-0 yapıyor. Kazanılan korner atışı, savunma ve kalecinin hatasını affetmeyen bir isim var. O da gol kralı, golcü Kasım var. İşte Kasım klas bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderiyor. 13. dakikada skora eşitlik geliyor. Karadağ'da hızlı başlayan, gollü başlayan bir mücadele. Yapılan orta ceza içerisinde ele çarpma itirazları. Lefke savunması hata yapıyor. Duran iki takımın oyuncular arasında durmayan bir isim var. Kossi 22. dakikada bu ilginç pozisyonda topu ağlara göndererek Mausa Türk Gücü'nü yeniden 2-1 öne geçiriyor. Kossi ilk golde olduğu gibi ikinci golde de takımını öne geçiren isim oldu. Uzaktan bir şut denemesi dışarı gidiyor. Lefke istikrar peşinde. Cezanla yapılan orta. Emre Özsün kafayı vurdu. Rahmi çıkardı. Sol tarafta yine atak tazeliyor Mausa Türk Gücü. Yapılan bir orta daha. Kafa vuruşu yeterli değil. Orta alandan Mehmet Gürlü çıkmaya çalışıyor. Semih geldi. Sert bir hareketi var. Yerde kalıyor Mehmet Gürlü. Semih'in hareketi sert. Serhan Şimşek pozisyonun içerisinde. İzliyorsunuz. Çıkan sarı kart var Semih'e Serhan Şimşek tarafından. Karşılaşmada 2-1 Mausa Türk Gücü üstünlüğü. Yine sol taraftan çıkmaya çalışıyor Mausa Türk Gücü. Ünal ve çalan düdük var. İkinci devreye başlayan taraf Mausa Türk Gücü. 2-1 Mausa Türk Gücü önde ama ikinci devreye hızlı başlayan Lefke ve 48. dakikada Rahmi topu ağlara gönderiyor. Ceza alanı içerisinde unutuldu. Tecrübeli savunma oyuncusu. Yapılan orta, indirilen topta Rahmi altı pas içerisinde bomboş ve topu ağlara göndererek skora eşitlik getiriyor. 2-2 eşitlik var Karadağ'da. Lefke oyunu bırakmıyor, mücadeleyi bırakmıyor. Çıkmaya çalışıyor Lefke'de Kemal sol kanat, Mehmet Gürlü, Mehmet Erol. Rahmi geldi, girdi, aldı. Mehmet Gürlü'nün hareketi var. Ardından Rahmi'nin hareketi Mehmet Gürlü'ye. İki takım oyuncular arasında sertleşen bir mücadele var. Serhan Şimşek pozisyonu içerisinde. Bakalım nasıl bir kart çıkacak bu mücadele sonrası. İki takım oyuncularında yoğun itirazı var Serhan Şimşek'e. Mausa Türk Gücü oyuncuları ve Lefke oyuncuları Serhan Şimşek'in etrafında. Serhan Hoca pozisyonun tedavisi tamamlandıktan sonra Mehmet Gürlü ve Rahmi'ye sarı kart veriyor ve oyunu kaldığı yerden başlatacak. 2-2'lik eşitlik ve sertleşen mücadele, çıkan sarı kartlar var. Şimdi Lefke ata, Kasım pasını verdi ceza alanına, tekrar Kasım aldı. Savunma arkasında Kasım vuruşu ve top ağlarda. Mausa Türk Gücü savunması offside diye itiraz ediyor ama durmayan isim Kral. Kral bir kez daha sahneye çıktı. 59. dakikada Kasım Lefke'yi yeniden öne geçiriyor. Lefke 2-1'den 3-2 üstünlüğe geçmiş durumda. Mausa Türk Gücü hata ama sonuçsuz kalıyor. Yine Mausa Türk Gücü gol arıyor. Doldurulan orta, kaleci Mehmet Özer altta kaldı. Ender gelişen Lefke ataklarından biri. Savunmanın hatasında araya giren Kemal sol kanat yerde kalıyor ama devam diyor Serhan Şimşek. Yine Lefke hata, Kasım bu kez dışarı atıyor. Önemli bir pozisyondu. Lefke yakaladığı kontra ataklarda pozisyon bulmaya başladı ama Mausa Türk Gücü beraberlik için yükleniyor. Bu kez yerde kalan Mausa Türk Gücü futbolcusu, penaltı itirazları var ama devam diyor Serhan Şimşek. Orta alandan çıkmaya çalışıyor. Herman'la, Herman'ın dirseği var. Serhan Şimşek durduruyor ve Herman'a sarı kart veriyor bu pozisyonda. Yine iki takım oyuncular arasında gergin anlar var. 3-2 Lefke üstünlüğü.
Bol gollü, bol sarı kartlı bir karşılaşma. Herman sarı kartı görüyor. Yusuf Beyazi ayağından kaptırdı. Ünal o da kaptırdı. Atak devam ediyor. Faul yok diyor Serhan Şimşek. Orta alandan çıkmaya çalışıyor Mausa Türkgücü. Sağ tarafa döndü. Refke oyuncusu yerde. Mausa Türkgücü beraberlik için bastırıyor. Cezalına yapılan orta sol tarafta. Uanç vuruşu kalecide kaldı. Mausa Türkgücü pozisyondan da ayarlanamadı. Şimdi bir serbest atış kullanacak sarı yeşilli ekip. Gol için yükleniyor Mausa Türkgücü. Direkt kaleye vuruşu üstten dışarı gidiyor. Ve karşılaşma Lefke'nin 3-2 galibiyetiyle tamamlanıyor. Lefke 7 puana, Mausa Türkgücü 4 puanda kalıyor.